Çorum'daki 66 yıllık dikiciler arastası restorasyon sonrasında kazandığı nostaljik görünümüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tabii burası hakikaten dünyanın en dar arastası, ticaretin canlı olduğu, daha restorasyona kadar da devam eden bir arasta. 1955-56'larda büyük bir yangın oluyor. Hükümet konağı burası. Orası yıkılınca o esnada dikicilere bir iş yeri temini ortaya çıkıyor ve aşağı yukarı 2 metre enle başlayıp kaldırım taşları falan da görüyorsunuz. Hepsi tarihi dokuya uygun bir şekilde sabit tutuldu. Aşağı yukarı 1-1,5 metreye kadar neredeyse düşüyor. Böyle bir farklı bir mimarisi olan, hakikaten insanların böyle hoşuna giden bir yapı burası. Bizde şöyle bir misyonumuz ve vizyonumuz var. Şehrimizin tarihi, kültür yapısını ayağa kaldırmak. Çünkü iddialı bir şehriz. Biz Hititlerin başkentiyiz. Kadeş Barış Anlaşması bu topraklarda yapılmış. Sevginin, barışın, kardeşliğin merkeziyiz. Bir rivayete göre de dünyanın merkeziyiz. Dünyanın merkezinin merkezlerinden bir tanesi de açıkçası burada. Ve biz burayı yaklaşık bir yıl içerisinde tarihi dokusunu asla halel getirmeden, zarar vermeden, o tarihi dokuyu ayakta tutarak, görmüş olduğunuz bu kayıtlardaki renklerden, işte biraz sonra belki gösterebilirsiniz, bacadaki o görsellere kadar, aydınlatmasına kadar, hatta şu biraz ileride görmüş olduğunuz asma ağaçlarına kadar, asmalara kadar, hepsini o tarihi dokuyu sabit tutmak suretiyle güzel bir restorasyon yaptık ve tamamladık. Aşağı yukarı burada her biri 1,5-2 metrekareden oluşan 29 tane iş yerimiz var. Burası son döneme kadar ayakkabı tamircilerinin, dikicilerin kullandığı bir arasta ve tekrar aynı esnafımız aynı şekilde yine mes yapacaklar, ayakkabı tamir edecekler. Dikicilere büyük oranda burayı teslim edeceğiz, onlara vereceğiz ve onlar da inşallah burayı çalıştıracaklar. Bizim şehrimiz Hititlerin başkenti, Hatuşa, Boğazkale, Şapinova, gerçekten şehir merkezi dışında etrafımızda tarihi bir hazine var. Ama şehir merkezimizde nispeten daha az Selçuklu mirası, Osmanlı mirası, çok az sayıda eserimiz var. İşte kalemiz var, saat kulemiz var, Ulu Camimiz var, çok güzel bir müzemiz var. Bunlara böyle bir nişanlık olsun diye, buranın böyle yok olup gitmesine asla göz yumamazdık. Yok olmaya artık yüz tutmuştu. İnsanların uğramadığı, içinden geçmediği, geçerken korktuğu bir noktaya doğru yavaş yavaş geliyordu. Tam o anda müdahale ettik ve bir yıl içerisinde de o tarihi dokunun bütün unsurlarını korumak ve kurtarmak suretiyle de hemşehrilerimizin hizmetine inşallah 1-2 ay içerisinde de resmin açılışında yapmak suretiyle sunacağız. Biz buradan bütün böyle Çorum'u merak eden, Çorum'u görmek isteyenleri önce Çorum'a davet ediyoruz. Daha sonra da başta dünyanın en dar arastası olan, dünyanın merkezindeki dünyanın en dar arastası olan bu arastamıza da herkesi bekliyoruz. Bu dünyanın en dar arastası olması, hakikaten içerisinden geçince o ahşabın kokusu, gölgelik, asma ağaçlarımızın, dereklerimizin gölgelikleri, muazzam bir yol, taş yol ve bunun bir ucu Ulu Cami'ye çıkıyor. Bir ucu da aşağı yukarı şu an tarihi kent meydanı olarak projelendirdiğimiz tarihi kent meydanımıza, saat kulemize çıkıyor. Dikiciler arastası zaten malum, koyuyor, oturuyor buraya. Müşteri orada, iki tane tabure. Şurası açık, evet. Burası açık. Aha. Orada şey var. Burada alışveriş yapıyorsa zaten tezgah burası aynı zamanda. Oradan alıyor, parasını veriyor. Sonra da burada çay, muhabbet, işini görüyor, veriyor, gidiyor. Dikici esnafımız var. Bu 15 esnafımız hemen hemen restorasyon devam ettiği günler boyunca her gün buraya geldiler ve heyecanla o iş yerlerinin tekrar açmayı hayal ederek, besmireyle orayı açmayı hayal ederek hemen hemen her gün buraya geldiler. Belki şimdi de etrafta olabilirler. En kısa sürede de adeta aşıkla maşuğu birleştirmiş gibi buradaki çalışan esnafımızı, dikiciler arasında inşallah esnafımızı birleştireceğiz. Ve tekrar burada çekiç sesleri, tekrar bu esnafımızın birbirlerine şakalaşması, laf atması, müşterilerin girip çıkması, o yoğunluk inşallah böyle 1-2 ay içerisinde tekrar o tarihteki görünümüne dönecek ve burada böyle bir yoğunluk oluşacak, buna inanıyoruz biz.